Hiçbir fikrim yok. Utku'ya soracağım. Yeni bir AH mount'u gelecekmiş. Galiba uçan bir mount'un, bunun hakkında bilginiz var mı? Yeni bir AH mount'u gelmeyecek. Öyle bir şey yok. Yeni bir mount geldi ama AH mount'u değil. Bir fikrim yok. Az önce baktık, mekanik bir binek, 6 ay subs veriyorsunuz. Yani kredi kartınızı 6 ay bağlıyorsunuz, anında Ama bunu AH veriyor. mount'u kalkacak şu anda olan. AH mount long boy kalkıyor şu anda. Evet. Şimdi biz bazı görevleri aldık dün akşamdan. Onlara gideceğiz. Gitmeden önce de bir etkinlik var. Ona bakacağız. Ahey. Ya şimdi sen bunu oynuyorsun and I cannot play and you can play and it's kind of like Gel bebeğim. I don't wanna come but you better Hem play. sen oynuyorsun diye hem de gelmek istemiyorum. Ne diyeceksin şimdi böylesine? Çok güzel. Ya aşkım is it? Yani haritaların sanki çok güzel çizimleri gibi geliyor bana. Daha nasıl? Ne bu? Acaba Elo, farklı mı? aha dur Görkem geldi, sus. Oha. Selam. Transmoglarda da herhangi bir değişiklik gördün mü Utku? İyi, şu an onları göremedik tabii ki. Evet. Şimdi arkadaşın bahsettiği balo organizasyonunu göstereceğim. Bu da arkadaşlar neden bunu yaptıklarını söyledi Yon ve ben çok beğendim. Sizi kültürle sizi Yakınlaştırmak evet istiyor. yakınlaştırmak, harmanlamak istiyor. Bu sebeple böyle bu tür baloları ve şeylere katılıyorsun. Az önce Party. senaryoya girmiştim After ama. party. Şimdi Ama bir de sadece balo değil mi tamam? Venture'lar için balo, işte Kree'ler için farklı, işte Evet. Nightfire için farklı, güzel onlar. Seni Covenant'la bağlaştırmak istiyor iyice. Size hikaye Yani konuşacağım. Jailer sonrası after party yapabiliriz istersek abi. Evet, after party'ye gidiyoruz arkadaşlar. After party çitirisiz Şeyi gibi. başlatamadım ya, senaryoyu niyeyse. Oha maskeli balık. Tutmalık pijamalı. Keşke. Pijamalı ama. O farklı bir bakış açım var olaya. Çıkalım, Pijamalı. belki direkt başlamıştır. Dün akşam yaptığımda bir senaryo başlatmıştı bana. Bu sefer öyle bir şey başlatmadı ama. Arkadaşlar sizin beklentileriniz ne ya? Çok merak ediyorum oyundan. Yeni expansion'la neleri Tea görmek Party. isterseniz küfür çıkmış ağzımdan mod deletlemek mesajımı. Gerçekten hani görmedim? Yo gayet deletlemedi. Hayır niye deletlesin ya? Ya ben şeydeki hatunlar nasıl aşkım? Ravenred'deki hatunlar. Kontratı açtım Kontrat mı var gene? Baksana hiç huri yok ne biçim. Ya burada en güzel hatunlar şey tarafında arkadaşlar. Besçi tarafında. Evet. Ne yazık ki. Ha Winter Queen taş. Onu söylemeliyim. Acaba Elona mu Şimdi falan? şey yapıyoruz, benim davet listesi falan çıkartıyoruz. Yok artık gerçekten mi Evet. bu? Konuşalım. Bana mı diyorsun? Acaba Yok. Şeye. Elyon'la Davetli Vint'i. listesi dedi ya. Olabilir gayet mümkün. Ama Elon Titan'mış ya, bana öyle dendi. Acaba Elyon'la şey mi kardeşler mi? Winter Queen kardeşim mi? Bacılar, Bu iki bacı. mümkün. Olabilir. Ben Winter Queen'i çok merak ediyorum ve çok sevdim. Çok sevdim. Hemen şeyliğimi gösteriyorum, dişiliğimi. Winter Bak Görkem, dün yapma ihtiyacımız yoktu. Bu sefer partinin şeklini, davetli listesini ve çalacak orkestrayı falan tatlı değil ayarlıyoruz. mi? Abi Ventier'e çok fark attırıyorlar böyle Huriler böyle şeylerle. Olmadı ki aynen. yani. Ve şimdi huriler. Beş yerinde huri literally ya. Baya baya.
Hatun var. Şey çok tatlı baykuş. Oh be, I love you ya. It's Arkadaşlar ben bunu şu an so yapamıyorum. Dün akşam yaptığım için. cute. Stuart. Stuart Yani. giriyor ya, çok Kaçta tatlı. girebilirim? 10'da, 10 gibi, 10.30 gibi girebilirim diye düşünüyorum. Normalde bu haftada bir kere yapılabilecek bir etkinlikmiş. Sen you fucked it up. Niye öyle bir şey söyledin ki ben anlamadım. Çünkü dün yaptın. Şimdi yapamayacaksın. Niye faktör up yapmış olayım? Hani gösteremeyeceğiz Hı. Ya tamam canım gösterebiliriz. Hayır, on Ne buçuk. yapalım? Dün saat kaçta yaptın sen bunu? 10 muydu, 10.30 muydu neydi öyle bir şeydi. Aa, okay. Ya önemli değil, ben şöyle kısaca özet geçeyim arkadaşlar. Şuraya sıfırdan çay açar açsaydın. Ya Şu an çok kararsız evet kaldım. ama önemli değil ya. Tekrar gelir bakarız. Yarın da açık olacak. Burada şöyle özet geçeyim arkadaşlar. Bir etkinlik daveti düzenleniyor. Masalar falan oluşturuluyor. Prens geliyor. Herkes çayını içiyor, çorbasını içiyor. Davetler birbirine işte gerekirse düello yapıyor. İşte öyle çok böyle şey beklemeyin. Gidiyorsun, kafasına kafasına vuruyorsun. Formal oluyorsun. İşte resmi konuşuyorsun. Çarçurt, muhabbet, sohbet ediyorsun. Daha sonra gelen davetlileri eğlendirmiş oluyorsun. Do they drink blood utku here? No. So they're not vampires, exactly. Hı? They're not vampires. Bilmiyoruz ki, belki içiyorlardır. Hani Hani gördük mü bu chalice diyor, şeyde? wine diyordu ama öyle bir Hani merak ettim sadece, şey yok. şarap gayet kan olabilir, ondan sonra gidelim. Şöyle şimdi şurada bir iki world quest var ve hikaye görevi var. Ben onlara gideyim diyorum. Onları bir yapalım, gelelim. Ne olduğunu görelim. Dönüşte de zaten çay partimizi verebiliriz diye düşünüyorum. Tea Master party. Oh. Deer Craft diye şurada yakında bir görev var. Arkadaşlar siz şey bekliyordunuz ama. After party bekliyordunuz ama tea party. Ben şuradan atlasam aşağıya, Ölsem. slow fall'la düşsem. Yapabilir misin? Olmaz mı? Aşkım çok güzelmiş mekanizma lan. Oğlum yanlış yere Elvis var gidiyorsun mı ya. partide? Hı. İlginç bir istek. Kesin ağaca takılır ölürdüm ha orada. Aa, çok tatlı düştün. Bu sırada arkadaşlar sorularınızı alalım, merak edilenleri alalım, gidelim. Özellikle sizin merak ettiğiniz yerlere değinelim. Burada neleri görmek istersiniz? Şu an Ben neyi mesela görmek şeyi merak istiyordunuz? ediyorum. I wanna see him şey yakından görmek istiyorum. Mesela. Değil mi? Görebilir. Vampire işte ya. Şey mi ya acaba, şarap böyle blood and wine böyle şarabın Şey, içinde kalmıyor. goblinimsi vampire. Bir de yanmış gibiler aşkıma. Haberin olsun. Burası ışık tarafına Ay yakılıyor ya. şey adamlar da yanmış gibi. They look like they I will look at that too. Bu hatun mu? Sana niye vuruyorlar onlar? Sana Nasıl niye? niye vuruyorlar? Çünkü düşmanlar. Şu skill'i bir deneyelim. Mirrors of Torment. Oo, kanlı. Kanlar etrafında dönüyor şu an. Dönüyor, evet. Merhaba, selam. Hi. Bizi ama hiçbir yerde sevmiyorlar. Utku'nun gittiği bütün görevlerde yanındaydım. Yani hiçbirisi bizi şey they don't yani bizi friendly görmüyorlar. Hiçbir yerde, hiçbir kıvamında. Onu da söyledim sana. Hepsi ne yapıyor, ne ediyor, Şöyle neye ne geldi. yapıyorsun ne ediyorsun ziyade sen muav walker olduğun için kimisi korkuyor, kimisi çok yüce buluyor, kimisi de senden faydalanmak istiyor. Mesela Ravenred'de aslında Ventriler sen yani seni küçük görüyor ama senden de faydalanmak istiyorlar. Anladın mı? Evet. Level kasmıyoruz, hikayeye bakıyoruz. Ne, yani bir kısmına. 60 level'ım zaten şu an. Aa. Evet. Direkt 60 level başladı. Açmadım. Verdiler. Evet.
Moblar çok vuruyor Utku. Bu aynalarla bir iş var bunların ama. Aynaları portal olarak kullanıyorlar Utku. Bir yerlere geçiş yapıyorlar. Bunu sürekli söyledi ama şey İyon. Burada dedi aynaları kullanıyorlar portal olarak dedi. Geçiş kapısı olarak dedi. Şeyde de Ravendred'di galiba. Yok Ravendred değil. Şey neresi? Winter Queen'in olduğu yer neresi? Arda'nın. Orada da bu şeyler var ya, ağaçlar böyle şöyle şey şeklinde. Biz şey diye düşünmüştük. Sanki böyle bağlıyor falan diye düşünmüştük. Onu da mesela geçiş olarak kullanıyorlar. Ağaçların böyle böyle yuvarlak oluşu var ya, o orbiter gibi böyle. I don't know. Can I explain? Anladım bebeğim, evet. Ne de olsa Tanrı'nın adamı olma. Adana da her ayak olur. Adana da her ayak olur. Bence Adanalılar çok masum insanlar. Niye böyle bir sınıflandırma olayı hissediyorsunuz ki biz Adanalılara karşı? Bence sizin şey kanalizasyon probleminiz vardı. O kadar yiyorsanız neresi çıkacaksınız bilmiyorum ki. Hayda. Bak, onu mesela... bir televizyon şakası olarak algılıyorum şu an. Kanalizasyon falan diye. Yok. Hayda. Vallahi ben bilmem. Şu ışığın içine girmesem ölürdüm ya. Abi Simone. Neredesin desin ne? Ne demiş? Abi neresindensin? Abi neresindensin? Adana'nın mı? Adana'nın. Çünkü Adana'da yaşamıyorum şu an. Şey ben söyleyeyim sana şeyden. Ha söyle bakayım. Beni ne kadar iyi tanıyorsun? Ayşe Hoca. Aha. Yüz kez söyledi. Oha. Ha ne bileyim, genelde bilinmez de kimse Ayşe Hoca'yı. Biliyor musun? Teyzesi de eczacı. Kozanlıyız, Kozanlı. Ayşe Hoca köyü. Adana Belediyesi kayyum. bu hikaye dışı bir görev ve şu anda uzuyor. Ben de çok buraya takılmak istemiyorum. Şöyle bir World Quest görelim diyorum. Şöyle bir World Quest'e Akın doğru yürüyeceğim. Akın Şükrü sen nerelisin? Tay sen neresindensin? Bana kimse sormuyor neresin diye. Ben de Adanalıyım. Değil mi öyle ben? Şurada asansör var. Adana merkez. Adana merkez. Adana merkez. Evet dostlar, sorularınızı alalım. Sorular. Ya şu an cidden soru sorabilecek kadar bile materyal yok adam akıllı. Onun için bilmiyorum, bence soramadım. Şöyle zaten bu görevlerin birçoğu Alfa'da vardı, düz Alfa'da. O bir tek şeylerle alakalı görevler gelmiş. Covenant'ın kendiyle alakalı. Oo Gökhan Beyciğim. Gökhan hoş geldiniz. Sifalar getirdiniz. Benim ne kadar merhaba. Gökhan'a bakacağım diye. Öldü. Hayır, asansörü kaçırdım. Gökhan'ı görünce böyle bir şeyliğim tutuyor, böyle cilve işve yapasım tutuyor. Hoş geldiniz, dersleriniz nasıl geçti? Bu arada arkadaşlar CatCode kendisi kodlama öğretiyor. Twitch üzerinden öğrencileri var. Ay yanlış yere gittim ya. Kimse niye beni uyarmıyor? Salak gibi daha asansör bekledim burada bir de saatlerce. Aşkım insanlar alfa olmadığı için bilmiyorlardır. Ders yaptık. Hadi oyun oynayalım dedik. Hoş geldiniz. Oyun oynayacaksınız. Kötü evet. Abi ya direkt. Hoş geldin Cengiz. Oy, eyvallah. Gökhan şey dinledin mi dün? Shadowlands. Açıklamasını.
Hiç dinleyemedim. Biz anlattık ama sen kaçırdın, sonra konuşuruz gene. Yarın konuşuruz. Abi bugün yaptığımız yayının tekrarı hemen ertesinde akşam yayının bitimine YouTube'a atmaya başlayacağız. Sabah olmadan yayınlanır diye düşünüyorum. Gökhan, bu sefer seninle aktif bir şekilde oynayabileceğiz değil mi? Çok da güzel hikaye. Ve iki, yani eşit başlayacağız. Senin ketçap yapmana gerek kalmayacak. Mamişlens. Mamişlens. Nasıl peki? Mamişlens. Süper. Senin zamanın da var. Yeee. Oynamaya başlayacağız. Gerçekten çok güzel bir expansion geliyor. Çok güzel bir konu geliyor. Lore açısından çok... O tek düzelikten çıkıyoruz lore konusunda. Doğru mu Mutlu? Ya. Evet abi, çıkıyoruz o tek düzelikten yani. Ya abi, faction war çok derin bir konu değil mi? Şey atıyorum bu için. Ben buna ne söyleyeyim ki yani? Bence buradan sonra kimse Azeroth'a dönmek istemeyecek. O kadar da olmaz ya bence. Özleriz yani. Şimdi de gidip bakarız. Çünkü bırakınca genelde kötü şeyler oluyor. Hani biri öyle geçirmeye çalışmış mı acaba diye döne uğrarız yani. Ben de geldim. Aa, biri geldi. İlahi bir lore geçiyoruz. Hoş geldin. Hayal lore kontayı oldu. Hoş geldin. Hoş geldin. Çok fena. Lore kontayı oldu önden. Hadi. Yok, tek düzelikten gerçekten çıkıyoruz. Ve belki birçok bilmediği de burada öğreneceğiz arkadaşlar. Neden orada öyle oldu da bilmiyorduk falan. Birçok yüksek ihtimalle, hatta daha da fazla soru olacak. Hepsi ve daha fazlası. Daha fazlası. Pazar günü Lore Konseyi'nde 9.30'da Isor Lux kanalında. Pazar akşamları bizim arkadaşlar. Başka yere söz vermeyin. Yayın yapmıyorsak bile gelip bekliyorsunuz burada falan böyle. Valla sen ırmağın akışına ölmek istiyorsan kalabilirsin. Yani geçiş Azeroth'u yapma. Azeroth'u mu? Azeroth'a. Azeroth'da şeyle baş başa verip takılırsın. Düşünsene böyle Blood Elf'ler var. Tespitçilikler. Telefon çalıyor. Şey diyor lan, şöyle geri dönüyoruz ya. Orta kalanlar şey diyormuş. Çok mutluyuz. Aynen öyle olacak zaten. Leon'u zaten biz onu söylüyoruz. Aha, önünde ama kimse yok, böyle karabağlar olmuş orası. Karabağlar. Şeye oturmuşlar dizlerinin üstüne. Kaldırıma oturmuşlar. Kaldırma. Geçen şahinlere bakıyorlar. Yalnız Mount'u durduramıyorum. Hoş geldin. Geldiğimizde tekrar. Abi biz ne zaman huzura koştuk? Bir expansion'da huzur expansion yapsınlar. İşte insanlar evlensin, aşık olsun, çocuk yapsın falan. Nasıl vardı işte, kataklizm öyleydi. Kral bile çocuk yaptı lan o expansion. Ya hayır canım, öyle değil. Yani böyle Lovecraft gibi olsun. Yani aşk olsun. Lovecraft gibi olursa... Lovecraft gibi olursa altımıza sıçarız, biliyorsun değil mi? Olga'da expansion geliyor işte, Lovecraft alsın. Lovecraft. Ama yani tam şey. Tam biz anladık şey da. Şey diyormuş böyle, Lovecraft I am proud diyormuş mezarından böyle görünüyor. Ya biraz şey olabilir böyle, gidelim. Who there someone? Yani işte Azeroth barışı için, dünya barışı için falan çiçek toplayalım işte. O da öyle ya. Abi evet ya, konserlere gidelim. Sana bakarsan biraz öyle başlıyor gibi de. Konserlere falan gidelim. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben falan. Eda'yı çok yanlış yönlendirmişim. Yo kesinlikle benim hatam. Ya aşkım niye? Seninle bir gün olsun şu yayında gidip de şey yapmadık yani, adını sen söyle, Dark Moon'a gidip de konser dinlemedik. ETC şeye çıkıyor, konsere çıkıyor her Dark Moon. Çok eğlenceli. Değil mi ya, neler kaçırdık diye şimdi. Metal grubu da var artık. Değil mi? Yani. Bu ben... Ya Dark Moon'da ayrı psikodelik bir şey, dünya yanıyor, aşağıda olan sıçanmış, onlar hala orada şey orada takılıyor. Onlar şey gibiler, bu psikodelik partiler veriyorlar ya, gidiyorlar bir ay boyunca bir adaya kapanıyorlar. Adamlar Flash TV gibi ya, gökyüzü parçalanmış herifler orada. Ne yaptın sen Superman? Nasıl yani, yok Illidan'ın haremi gibi bir şeyler kurabiliyor. Illidan'ın haremi.
Vardı bu arada Black Temple. Oğlum o ne ha? Aşağıdaki haremden bahsediyor. Bir de demonik bir şey var diyor orada dişiler. Evet grubu. Orada vardı, onlar vardı. Da vardı. Den of Mortal Delights direkt adı da. Dünyada trenlerin affetinden ayırt etmez olmuşlar bile yani. Blood Elf'ler falan üf öyle. Okey. Hentai dövüyor. Böyle. Çok çok yanlış şeyleri götürmeyelim konuyu. Dark Moon olanları konuşalım biraz. Bence biz gideceğiz. Ay, acaba şey olur mu? Illidan'la yazık. Bence biz gideceğiz. Gideceğiz. Kodeli çok korktum. Biz gideceğiz. Bakın gideceğiz. Shadowlands'e gideceğiz. Aynen. Evet. Shadowlands'e gideceğiz. Öyle oramızı buramızı gezdireceğiz oralarda. Oh ne güzel falan. Illidan orada oturacak. Zavallı adam savaşacak. Azaroth'un savaşacak şey için. Savaşacak mı? Evet. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? O bak Pantheon'u Sargeras'la birlikte kontrol altına alıp tamam mı? Böyle üstü açık arabada gelir gibi Sargeras'la yan yana dıt 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 diye gelmezse adam değilim bak. Gelecek sonra bir şey yapacak. Yo bro. Sargeras'ın geleceği an zaten artık coşacağımız an. Onu görünce coşacağımızı anlayın kozmik anlar. Niye bir dakika ya? Sargeras Azeroth'u kurtarmak istemiyor mu? Yani sevgisi değil mi? Ben yanlış bir şey dedim. Mamişi değil mi onun Azeroth aşkım? Vallahi tamam bir tane mamiş var arkada bağırıyor. Ben yok edecek böyle bir şey demedim. Yok onu sen yine uydurdun. Ya biz ya ben uyduruyorum. Ben diyorum ki biz gideceğiz oramızı buramızı gezdireceğiz. Onlar orada savaşacaklar Old Guard'larla falan. Invitation content. Şey ama Sargeras açısından Old Guard'larla savaşmak pek bir şey değil. Genelde parmağıyla vurup ezmek seviyesinde oluyor öyle bir şey. İloş'u gönderebilir miyim? Niye kılıcı sapladı hiçbir şey olmadı. Aa buradayız dayıoğlu. Sargeras mamiş. Ne şanslı adam ya. Sargeras ya Medim acaba çıkacak mı ortaya ya bu aralar hiç merak ediyorum. O da gelince zaten iyice coşuyor. Bak Medim geldi mi cidden korkarım ama. Değil mi Medim? Medim'in gelmesi büyük sorun. Medim gelmesin hocam. Hatta şey Medim'le Malfurion aynı anda ortamdaysa zaten Allah. Bilbo ilk çıktığından beri dinliyoruz biz onları canım içi. Ne? The Who şey. Sen niye öyle konuşuyorsun ki benim izleyicimle? Canımın içi git yan kanalda kendi izleyicini kas öyle konuş onlarla Allah Allah. Evet kardeşim duyduk sağ olasın bizle paylaştığın için. Böyle konuş. Bu benim kanalım ya. Hayır duyduk falan değil abi. 2 sene önce falan dinliyorduk yani adamları onu söylemek istiyorum. Buraya yol yapmışlar yolun şimdi devamı yok. Ona bile yapamamışlar görüyor musun işte ya. Yol bile yapamamışlar. Allah Allah. Anima sıkıntısı, tabii yolsu elektrik olarak. Yolsuzluk, elektriksizlik. Vallahi hacı ben buradan, bak benim bildiğim Utku buradan aşağı atlar. Bence... Atla, atla, atla. İşte Demon Hunter'la böyle yerleri yapmanın faydaları abi direkt. Aşkım. Glide glide geziyorsun ondan sonra. Azeroth'la şey beşik kertmesiymiş Sargeras. Hayda. Azeroth'la beşik kertmesiymiş. Beşik kertmesi değil de şey Sargeras Azeroth belalımdır dedi. Değil mi? Başkasına yar etmem dedi böyle. Ya benimsin ya kara toprağın dedi sapladı. Acaba belki ya hocam... hak dedi. Belki iletişime geçmek için sapladı Utku. Nereden biliyorsun? Delik açık oradan. Ha değil mi? Kılıç üzerinden konuşuyorlar aslında. İşte, evet. Wi-Fi bağlantısı var değil mi? Wi-Fi bağlantısı. Çekmiyordu o yüzden anten mi sapladı? Aynen evet. Öyle. Oha ölüyorum. Yalnız işte o kılıç şeydi yani böyle sinyal aracı falan mı lan acaba? Şimdi onu düşünüyorum. Başka bir şey. Olabilir. Karşı bir şeyimiz var mı? Elimizde delil var mı? Yok. Yani. Hani o acaba ne bileyim? You're dying Utku. Invisibility bas. Invisibility. Heh. Abi aklın yolu bir demek ki aynı anda düşünüp yaptık abi. Vallahi. Bu ne hocam? Prank. Şu an arkada Teran müziği çalıyor hastasıyım. Dur bakayım. Ya. Abi çalışmıyor bu. Görkem. Are we gonna talk about the gay relationship, the first gay relationship in World of Warcraft? Yani zaten resmen fan service diye ağlayan herkes şimdi fan service diye seviniyorlar. Fan service bir şey yapıyorlar işte gayet. I like that.
Gerek zaten Tumblr yıllardır ağlıyor olsun böyle bir şey diye. Ya evet. Ben de biz, ben tercih ben yani... aslında Anduin'i bekliyordum ama. Yok canım. Anduin'e çok çünkü şey neydi o Bolvar'ın kızını çok yamadılar değil mi? Aynen Talia'yı. Shadowlands çıkış yani. Tarihi belli olmadı abi. Kış diyorlardı. Şimdi sonbahara doğru düştü. Yavaş yavaş yani biz ona gideceğimiz o bize geliyor nedense. Aslında ben çok acele edilmesinden yana değilim. Ne kadar geç çıkarsa o kadar kaliteli oyun. Sonbahar yani, sonbahar dediler arkadaşlar. Tarih yok. 2020'nin son çeyreği demiştiler daha önce şey. Aynen baştan. Değişmedi aslında. Aynen. O öldüm ben sonra. Son çeyreğe gene gelecek yani. Aşkım şu çok... Kızım yapma anneciğim bak YouTube'da... Ya esas size kötü bir haberim var ya. Heirloom'lardaki experience buff'ını kaldırmışlar. Yerine geçecek bir şey getireceklermiş. Yerine geçecek bir şey yokmuş çünkü şeyde... Ne? Normal leveling'i şey demişler. Heirloom'ların sağladığından daha çok arttırdığımız için kaldırıyoruz demiş. Çok da mantıksız değil abi. Yani... Ama şey sadece experience buff'ını kaldırıyor. Gene heirloom olarak kullanabilecek. Ya arkadaşlar ben şeyi söyleyeyim yani. Alfa'da test eden bir eleman varmış. Adam 7 saatte 50 oluyor yani. Şey işte Recorker'da o warrior eleman neydi adı? Şey. Ama o değişik bir adam. Unuttum adını da o 5 saatte 50'ye getirdi işte karakteri. Evet. Valla o arada kadar para verdi. Bu 55 dedem yani 3 günde max level'a gelebileceksin. Öyle bir eski hıza göre bayağı hızlıyım. Bir haftada falan. Kameralar gitti arkadaşlar. Gelir birazdan. Evet gelecek. Ya bir şey soracağım. Ben o para verdik biz o heyrumlara o kadar. Kullanamayacak mıyız yani şimdi? Hayır canım onun currency'sini verirler ki stat you olarak stat olarak gelir yani. Normal level'ın yüksek. Abi bence vermesi de gerek yok çünkü heyrum dediğin şey 10 yıldır var. Hani 10 yıl önce aldıysan artık anlamıyor. Yani o vereceğim gold'u o kadar şey yapman anlamı. Vallahi açıkçası ben heirloom'u çok seven bir adam değildim. Bana söylemeyin bunu. Evet. Aa, yani ben ama bir haber vereyim. Aşağı kaldırmaları lazım bu. Experience buff veren bütün potion'ları tamamen kaldırmaları lazım. İnsanlar sindire sindire oynatırlar diyorsun. Ya hem sindire sindire oynasınlar hem de normal leveling hızını onlar var diye yavaşlatıyorlardı. Mazeretleri kalmaz. Düzgün ayarlarlar işte. Ya bir de şeyi falan çok oluyordu şimdi kimse kızmasın yani. Bana da özellikle yeni başlayan arkadaşlar sosyal medyada işte şu heirloom'a nasıl ulaşırım bu heirloom'a yani, nasıl ulaşırım gibi soruları çok soruyorlardı ve ben hani istemeye istemeye bazı soruları cevaplıyordum abi sindire sindire oynayın oyununuzu yani biz oynadık evet, atıyorum 2005 sıfırdan başlayanın bulaşmaması lazım evet evet yani öyle öğrenilmez. Öyle iyi bir oyuncu olmazsın. Yani bir şeyi çok iyi yaparak ya da işte en top seviyede yaparak bir yere gelinmiyor maalesef. Tabii canım. Ya şey düşün Diablo'da bile mesela şimdi power level yaparsın. Alırsın birini işte direkt o son riftleri yapacak seviyeye getirirsin. Gearlarsın. Mesela biz şu anda sıkıntıyı yaşıyoruz işte. Ya işte oynamayı ama orada o, yani öyle. Orada kliklemede bile abi. Çözemezsin yani. Tamam da ben şeyi söyleyeceğim. Combo var. Hani bu, şu an leveling'de klasını yani. Öğrenmiyorsun ki. Şu an leveling'de klasını öğrenmiyorsun ki. Hiçbir şey öğrenmeye gerek yok klasını. Şeyde bak o Shadowlands'teki sistemde öğrenebileceksin. Çünkü tek zonda böyle hikaye takip ederek yapacağın için ister istemez oynamak zorunda kalacaksın. Ay leveling'de sana bir challenge vermiyor ki ama klasını öğrenmen için. İşte ama challenge orada hikayeyi takip etmek esas olay. Hayır ama şimdi eskiden öyle bir challenge vermiyordu. Şimdi sen şey diyeceksin. İşte atıyorum 10 level atmışsın herhangi bir şey öğrenmiyorsun falan kafasına geleceksin de. Artık her level'ın bir anlamı olacak klasik gibi düşün yani. Yok hayır ama şey diyorum hani o level'da hala dungeon'ın hala da moblar sana klasını çok iyi oynamanı gerektirecek kadar zorluk yaratmayacak. Yine max level'da öğreniyorsun bir noktada klasını rol bastın. Ya yani. O bambaşka bir düzey ama. Her oyunda farklı. O bambaşka bir düzey ama şöyle söyleyeyim. Yani şu anda 120 level olup interrupt nedir bilmeyen var. Evet. Evet, taunt atmasını bilmeyen punklar var arkadaşlar. Girip mitik yapıyorlar. Bak şöyle düşün. O sıfırdan başlayacaklar için o yeni şey var ya leveling başlangıcı. Orada baya her şeyi öğretiyor mesela. Dungeon'da yapacağın şeyleri de öğretiyor. Sonda zaten işte partiyle bitiriyor. Orada partiyle oynamayı da öğreniyorsun yani.
Ki en önemlisi o level'lar. Yani o parti mantığını kaptığın zaman zaten istersen normal questing'le level'la, istersen dungeon'le level'la. O orada temelleri öğrendikten sonra arkası gelir. Ama şimdi bu arada güzel bir öyle haber şey verelim. Yok. Ve çok dağınık şu anda. Bu arada güzel bir haber verelim. Shadowlands'te artifact görünümlerini spec'ten bağımsız olarak tanıtmaklayabilecek. Hah evet aynen. Bunu bizzat Morgan Bey bize söyledi. Ama ben, artık açıklandı. Ben o konulara girmeyeyim dedim. Pazara bırakıyordum ama madem. Wovet'te gördüm ya Wovet ama şey. Görkem açıkladı. Şu an açıklamaktan bir sıkıntı duyacağımızı sanmıyorum arkadaşlar. Beni Blizzard'dan aradılar. Alon açtım. Aynen. Alon şahsı olarak dedim ki Görkem gelmezse gelmem abi bu nedir ya falan dedim. Velhasıl mutlu olmazsa olmaz. Siz nasıl kur yaptınız birbirinize Görkem ya? Arkadaşlar lead game designer dediğimiz lead gitar çalan bir arkadaş aynı zamanda oyun tasarımı hayır yapıyor. Yapacağım evet. O espriyi ama yani. Yani oyunun sololarını diye iyice zorlayayım. Lead game designer bir arkadaş Morgan Day kendisi. Encounter designer ama game designer da oldu galiba. Onunla bir söyleşi yapma imkanımız oldu. Kendisine sorularımızı yönelttik. Türk içerik üreticileri olarak ve bunların oğlum, detayları. Oğlum orada ben olacaktım. Röportaj yapmayı dersine aldım. Senin eksikliğini hissettik tabii. Ya ama yani böyle şey bir ortam yoktu ya. Girmez diye bekliyorduk hani... ama bayağı bir lore sorusu da geldi. Biz önce zaten bir teknik bir saldırı yani. Oldu. Dedik ki herhalde hani dayı Noam bu konuda anladın mı? Biz de teknik yapalım falan dedik. Daha sonra Görkem ilk teknik soruyu sordu. Sonra şey dedik işte abi lore'da soruyorlar. Elun'la saldırdık. Aynen. Cidden ama Encounter Designer adamı niye koyuyorsun bari? Lead Game koy da Lord da sorulsun, Teknik de tam sorulsun. Tam Lead Game yani. Designer zaten. Ha iyi. O önceki görevinden bahsetti Görkem. Önceki title'ı işte Encounter Designer'dı aynen. Gene şey boss fight'ları falan en son o şey yapıyor da onaylıyor galiba. Ama işte Lead Game olunca bu sefer her şeye de bakıyorlar. Zaten Lord'dan bu kadar böyle bahsetmesini ben beklemiyordum. Hiç adam yüzeysel değil, gayet derin böyle yani mevzuyla ilgili konuştu. Neden biliyor musun? Çünkü oyunun mekaniklerini ve oyunun oynayışını lore'la bütünleştiriyorlar. Evet, boss fight'ları evet, evet. Çok güzel. Özellikle kasıyorlar. Doğru kesinlikle. Yani. Dediğim gibi arkadaşlar çok detaya girmeyeceğiz. GZ öğrenebildik bir şeyler. Çok şey öğrendik. Çok da şey çıkardık biz bu söyleşiden diyelim. Ama detaylarını nacizane yarın. Şey yarın diyorum. Yarın pazar mı? Günü. Pazar. Pazar yım. Pazar günü sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Daha da derli toplu bence olur. Daha teaser olsun. Dağınık olmasın. Unuttuğumuz şey de olur böyle konuşursak. Evet. Görkem valla yalnız teaser verelim o zaman. Görkem Sivanas cevabına ben bayağı heyecanlıyım. Bizim bakış açımızı düşünüyor. Evet evet. Zaten bak o açıdan da iyi olacak. Şimdi diğer bütün röportajlardan da derleme yaparız. Hepsini birleştiririz. Daha güzel bir böyle içerik çıkar. İşte benim SGK debuff'ım var arkadaşlar. O yüzden Görkem çalışıyor evet, konunun evet. Üzerine. Yaparız. Gezin öyle bir şey. Bence dungeon... deserter point tarzında bir puan olmalı. Biri her M dungeon yani mythic dungeon'dan çıktığında bu puan birikmeli her ay. Normalde bu heroic... Overwatch'ta şimdi öyle bir sistem var aslında. Ona benzer bir şey yapsalar çok iyi olur. Şöyle Arkide... heroic'te var bu sistem. Mythic Plus'a getirilir mi bilmiyoruz. Soruldu mu onu da bilmiyoruz. Başka odalarda geçtiğim muhabbete. Ya ama bir şey diyeceğim. Bence o tarz şeyler... Şey var ya Raider IO'dan evet. Bakıyor herkes diye evet. Kasmadılar ama onu da oyuna getirirler mi? Ama şöyle de bir handikap var. Mesela ben randomly girdim abi birinin grubuna ve oynuyorum. Adamlar gerçekten kötü. Evet. Yani kötüler. Ve ben çıktım partiden mi? Ve ben deserter yedim. Yani bu
benim suçum değil. Ben bir partiye girdiğimde de kötü olduklarına rağmen oynamak zorunda değilim sonuna kadar. Ha, ben ona sana bizi kaç kez bırakıp gittiler bu şekilde. Ama öyle de bebeğim, ben mesela bırakıp gideni not aldım. Bir daha denk geldiğinde not aldım derken banladım, blokladım. Bir daha da gelmedi ya, o adamlar. Not almanı gerektirmeyecek. Mesela öyle devamlı öyle sebepsiz çıkanlara bir desert, işte şu kadar desert etti falan gibi bir şey gözükse mesela Raider IO'da. İşte oyun içinde ya da bir şeyle. Ya öyle. Eyvallah da işte dediğim gibi yani oradaki handikap bu. Düşünsene yani adam ya çıktın daha gerçekten haklıysa ne yapacağız? Tamam bir dakika. Çıktıysa devamlı haklısa... olacak bir şey değil zaten, istisnai bir durum. Yani o zaman şunu söyleyebilir. İşte zaman doldu. İşte ne bileyim şöyle oldu böyle oldu. Bir açıklama getirilebilir ama ya, ben sana şöyle söyleyeyim. Bir elektriği giden falan da olacak yani. Yani evet. Ama bunu bir açıklama getirsinler. Sen şimdi saatlerini harcıyorsun. Sonuçta bu bir zaman meselesi. Ben buna çok kızıyorum. Yani giriyorsun adama, adam sadece bir kez wipe dedi diye I'm perfect. I'm like süper. Ya ama bebeğim ben de sana şunu söylüyorum. Ya, ama o konuda bir şey dur kavga çıkar orada ya. Yok. Bazı dungeonlar da bir yerde patladığında keyif atlıyor. Ona yapacak bir şey olmuyor. Hayır bak, bir konuşabilir miyim aşkım? Müsaade edersen. Okey. Bir dungeon yaklaşık 45 dakika sürüyor, okay. Tamam mı? Normal süreyle. Gerçekten 45 evet. Dakika yaşamda uzun bir süre yani oyun içerisinde. Evet. Kesinlikle. Ya oyun içinde uzun yani. Anladın mı? Uzun bir süre. Adama giriyorsun, bakıyorsun ilk boss'ta wipe yiyor adam. Ve çok basit atıyorum. Mesela... Freehold'un ilk boss'u. Çok tamam. Basit evet. Yani adam da key pushlamak istiyor. Artı 18, 19, 20 gitmek istiyor. Çünkü adını IO'ya yazdırıyor ve adam buna kasıyor. Ve bu grupla olmayacağını görüyor. Çünkü ilk boss'ta vibe yemezsin atıyorum. Anladın mı? Ya da bir kere yersin ama üst üste 4 kez yersin. 4 kez yersin çıksın. Ben de bunun ama onu olmuyor. Nasıl ayarlayacak ki? Nereden bilecek ki senin 4 kere vibe yediğini? Yani işte. İşte o gözükse ona o göre ayarlayan kalırsın. İnvite etmezsin. Devamlı wipe olan quit eden birini almazsın. Yok, ben katılmıyorum. Burada. Yani adam çıkıp gidiyor kafasına göre. Aa sen wipe yedin. Adam diyor ki sen hillemedin. Adam normalde kötü diye bilmiyorum. Böyle şeyler çok denk geldiği için ben gıcık oluyorum. Ya ben o şöyle söyleyeyim. Bak bunu hep tek taraflı düşünür konuşuruz. Her zaman bu böyle de olur zaten. Biraz sakince kalmanız lazım. Çünkü bunun bir de karşı tarafı olur her zaman. Tabii yani. Tabii aynen. Yani tabii o da var. Ne bileyim ya, ben o konuda çok gıcığım. Çıkıp gitme olayına çok sinirim. Yok gerçekten ciddi söylüyorum çünkü biz oynuyoruz, yapıyoruz, adam kafasına göre çıkıyor yani. Benim keyim patlıyor, benim zamanım gidiyor. Kesene böyle kes. Geho teşekkür ederiz. Hey. 3 kişiyle ödüllerini paylaştı. 500 atacaktım yanlış anladım. Oh oh oh, kristal kristal. Partide birisi trollese ama çıkmasa biz çıkınca desertürmeyeceğiz gibi. Mesela. Evet. Ya orada çok şey de var yani. Ben sana çok şöyle söyleyeyim. Var, evet. Şu anda yayın açıp yayından insanlara yardımcı olan insanlar var. Mesela Kay pushlayan, evet. Kay'de haftalıklarını yapan insanlar var. Mevcut Türk de var hatta. Uh-huh. Adam düşün, sırf itliğine gelir yayında deserter yedirmek uğruna böyle trollükler yapar yani. Net yapar yani. Canım, senin elinde olan kısmını oyun anlayabilir yani. Sonuçta sen oradan seçip quit ediyorsun yani, leave party yapanı sorumlu yapsın. Ya da işte kickleniyorsa biri, parti lideri olayı bozuyorsa o attı diye gözükecek sonuçta. Çok da zor değil ya. Yani, yani isteseler yaparlar, hatta bunu bence Raider IO bile takip edebilir. Evet, bir sistem getirmeler lazım. Ya aslında ben şey de istiyorum biliyor musunuz? Şu addonların kaldırılmasını, oyun içine bu addonların belki bir şekilde yerleştirebilir. Olmuyor. Onu denediler bir iki kere, olmuyor yani. Olmuyor başa mu? Çıkamıyorlar çünkü çok herkes custom böyle şey istediği için, özellikle bu Elvui falan devamlı kullananlar işi bozuyor yani. Çok farklı şeyde böyle herkes oynuyor arayüzle. O yüzden böyle WoW'a sabit öyle bir şey getirmeleri için böyle temalar memalar işte built-in böyle Elvui falan olması lazım. O da çok zor yani. Her şeyi kendileri yapmalar lazım. Boşuna ya da o addon yazanları maaşlı alacaklar. Ancak öyle başa çıkılır yani, başka türlü çok zor. Neyse. Ben bugün kaçayım. Tamam abi, görüşürüz. Hadi bay bay. Herkese bol güzel sohbetler. Öpüyorum. İyi geceler. İyi rüyalar. Ya uyumuyorum ya, sadece aynı şeyden çıkıyorum. No, you're gonna go to sleep. It's too late. Haydi.
Hemen odada çık. Evet. Hemen odada çık Musa. Hadi bay bay. You are grounded Murat'an. Evet, çünkü biz çok zenginiz. Üst kat var, odada çıkıyorsun ama. Huzurum kalmadı. Vibe yiyen bosslardan girerim. Valla dostlarım biliyorum ama nacizane, çok nacizane söylüyorum bunu. Gerçekten tatlış insanlar bulun. Kendiniz gibi bir ekip oluşturun. En kolayıdır bu sistemin. Birbirinizi bekleyin. Dungeon yapmadan önce, yaparken de falan. İşte biz zaten bir Eda, bir ben, iki. Üç tane de arkadaş buluyoruz ki maşallah diyelim. Ekibimiz çok büyük, çok geniş. O konuda şanslıyız. Çok sağlam adamlar var canım. 2-3 ekip oluşturuyoruz ve dungeonlara giriyoruz. Utku'ya soru sormayı... Onu bilmiyorum, bunu biliyorum. Anlamadım. Ne oldu? Ne? Anlamadım, soru evet. Sormayı onu biliyorum, bunu bilmiyorum anca diyor. Başka da bir şey demiyor diyor. Soru sormayı. Politik cevap veriyorsun diyor yani, anla işte. Yok canım ya, onu bilmiyorum bunu bilmiyorum dediği şey de gidecek şeyde WoW'de görevine zincirine bakacak. Heyrlo mu diyor galiba. Onda şey dedin ya. Yardım edeyim diyorum ama falan diyor. Bu Mekago'nun son görevlerden biri. Hangi yok. Görev hiç hatırlamıyorum. Şimdi yeni görev yapmaya başladı arkadaşlar. Yeni karakter kasıyor. Ha. Ay alt taraftanmış bu görev. Başka ne vardı? Başka. Yeni shop mount'unu gördüm ve beğenmedim ya. Ben yani sevdim ama yeni olduğu için. Bence güzel ya. Almam. Yani almaz. 5 token'cık, elinin kiri. Benim 30 Temmuz'da bitiyor da alacağım o yüzden. 5 token. Vallahi. 5 token şu anda 150-170 miydi bakayım token fiyatlarına. Yani çok minnoş bir mantı değil yani, bir şey değil yani. Yani evet, böyle hype'lanmadım yani. Bilmiyorum, ona benzer binlerce mount'um var yani. E tabi direkt şeyi kullanıyor. Skeleton'ı. O yüzden çok orijinal değil. Ama yani zaten devam edeceksen oynamaya, o zaman beleş. Drake'le aynı model. EU 180k'cık olmuş. Şimdi tabii avanmıştır herkes. Evet, almıştır herkes. Ben çarpayım 5'le. Token'le Collection Edition olabiliyor musun? Aşkım, şaka yapıyorum. 905k'ya 1 milyondan daha ucuz yani. 6 aylık üyelik alıyorsun. Yani aynı modeli, ben mesela transmoklara yenilik istiyordum. Türk lirasının değeri artsa da şu hesaplara hiç girmesek. Ya valla gold kasmaktan bezdim yani. Valla abi daha gene da işte ben hiç kasmıyorum şimdi, yani. Yani kendimi motive edeyim diye şu işte longboy'u kasayım diyorum ama hala başlayamadım. Bilmiyorum nasıl olacak o işler. 3 ayda kasar mısın? Ya kaptırırsam ve düşündüğüm rutini yapabilirsem olur. İşte haftada 300-400 kasabilirsem gayet oluyor zaten. Ooo, rezillik işte, bizim rezilliğimiz ya. Evet yani. Ya zaten şey, çoğu bildiğimiz, tanıdığımız yayıncı da parasını bastırıp aldığı için bize böyle şey gözüküyor, biraz fakir muhabbeti oluyor ama. Evet, fakirim. Yani kasıp da almanın da tadı başka şimdi yani. Kendim böyle oyun içi gold'u kasıp hak ede almanın tadı. Benim bir tane patronun kızı, benim müdürüm abi. Sana yemin ediyorum, o kadar paranın içinde bu kadar şey fakir edebiyatı yapabilen başka insan yoktur. Büyük ihtimalle yani işte çok bizim elimizde olan bir durum değil. Bir ağlıyor 10 dolar için, bir ağlıyor, anlatamam sana, 5 dolar için, 100 TL için. Ağlıyor. Allah Allah. Vallahi billahi ağlıyor. Kaç yaşında? Kocaman kadın, 36-37 yaşında kadın. Ya niye 10 dolar için ağlıyor? That's her personality. Yani it doesn't matter you have money or not, you know. Yani kesinlikle kişilikle alakalı diye düşünüyorum. Evet, yani.
Ama öyle arkadaşlar yapabileceğim. Genel şey durumu yani. Öyle demek ki evet. 5 dolar için de 100 dolar için de aynı. Böyle emeği sarf ediyor. Arkadaşlar bir şey tabii kendi çapında bilemiyorum. Kesinlikle kesinlikle bence de bir ben de katılıyorum sana aynen. O bir hastalık bir nevi ortadaki dronlar gibi bir şey altın banyosu ancak küçük bir şey kaybetmek istemiyorlar sürekli mantıklı. Şey gibi. Diablo'daki şu şey boss hangisiydi? Ne? Hangisiydi Diablo'da? O? Greed. Greed evet. Tosuncu bir şey var kesiyorsun Greed. Greed. Abi. Soul'un bir tanesini aldık koyduk oraya. Diablo 2 olacak. Diablo 2 alacağım. Al. Yani daha Shadowlands'a zaman var. Takılırsın. Başka bir şey oynarsın. Vallahi ben de şöyle şey Diablo 3'ü biraz çözmem lazım. World Quest'ler epey bir zor gibi. Yani öyle ama, git parçala kes kafa at falan gibi durmuyor. Şey şimdi. Yani mesela bu süreç içinde PvP yapmak istiyorum ben ya. Şeyi de alacağım, MT'yi de alacağım, kanser edeceğim. Ya şey yapalım işte 100 bin mount'u var ya onu kasalım. 3 ve 3 yapalım. Ben çok seviyorum ya. Ben yapmak abi istiyorum. Abi çok iyi değiliz ki biz. Ben ama çok kötüyüm. Bak açıklayayım ya, yani. İlla ki alıyorsun bir win yani 100 kere kazanacaksın işte ne kadar zor olabilir. Onun belli bir rating yani, üstünde yapman gerekmiyor mu? Alırız yani. Kesinlikle katılıyorum. 2K falan kasmayacağız hayır, yani. Hayır onun belli bir rating üstünde yapman gerekmiyor mu diyorum. Neyi? O 100 win'i belli bir rating üstünde yapman gerek diye biliyorum. Üstünde yapacaksın işte. 2K gerekmiyor mesela. Eskiden şeydi öyle belli rankin üstüne sadece mount veriyordu ya. Ben şimdi sadece işte 1400 üstünde 100 bin alınca alıyor. Ben mesela şeyde PvP mantığında arenaya ve skirmish'e falan girdiğinde şey mantığını sevmiyorum. Utku mesela kasmış oluyor, onun rank'i yüksek oluyor, benimki düşük oluyor ama bize aynı leveling adamlar gelmiyor. Yüksek geliyor ya yani benim ağzımı kırıyorlar. Utku yapabiliyor da ben yapamıyorum mesela. Ya ilk başta öyle oluyor da sonradan rating'in oturdukça işte çok maç yapman lazım. 50 maçı falan geçtikten sonra aynen sana denk insanlar geliyor. Biraz üstü geliyor ama o kadar uçuk şey üstten gelmiyor. Yani bence uçuk yüksek adamlar geliyor. Ben o adamların yaptığı kadarını yapamıyorum. PvP çok güzel ya. Ben çok seviyorum PvP. Bir de bağlantı olayı var. PvP'den çok o belirliyor. Adamlar 10 MS'e lag var diyen tipler yani. O yüzden biraz böyle biz tabii o konuda da fakir kalıyoruz. Ya ben açıkçası PvP'de ne yalan söyleyeyim şeyi seviyorum. Battleground'ı seviyorum. Ben hepsini seviyorum. Rated Battleground da yapabiliriz. Ben ona Warrior'ımla gelirim bak. Çünkü yıllardır... Ona da işte ekibim yok ki. Geçen bizim PvE'cileri toplayalım dedik. Girdik bir dayağımızı yedik çıktık ayaküstü. Oh! Yani o Rated Battleground bildiğin şey yani taktik falan gerektiren bir iş. Öyle tabii, dur gireyim ben iki dakika döveyim ya. Çıkayım falan yok yani orada. Yok, ha, yok. Ben de öyle beraber PvP bitti benim için. Geliyor geliyor. Dayan Şükrü evet geliyor. Epic Background'ın aranan şamanıyım. Vay. Helal vay. Helal. Epic Battleground dediği şey ama Rated Battleground değil büyük diyor 50'ye 50. Epic olsun gene iyi yani. Merhaba ben Random Battleground'ı seviyorum ya. Giriyorum kafamı atıyorum çıkıyorum yani. Epic beni biraz sıkıyor ama içerideki hikayeler güzel. Onları ben yavaş yavaş yapmak istiyorum. Herkes girmiş yapmış ben hadi koşuyorum. O zaman sen şey yapacaksın aşkım. Gireceksin klasiğe bir alter ek yapacaksın. 3 gün falan sürüyor. Of yani, evet ya. Olabilir neden olmasın. Ömür törpüsü. Allah'ım ya. Oha alfa. Yay. Neden bu kadar şaşırdın? We have been playing for a long time. Oley. Sen bizi tanımıyorsun galiba. Utku bak mesajı al buradan. Alfa oynadığını böylece. Evet görmüş Alfa'da oldunlar. Alfa'da olduğunu daha çok göstermen gerekiyormuş bak. Huset de. Yok canım artık o da yani. Yani. Zaten haftada 4 gün yayın yapıyoruz. Birini Alfa'ya ayırıyoruz. Ya, ne yapalım? De. Demek ki 2 mi yapman lazım bilmiyorum artık. Yok canım. O oynayacak bir şey kalmıyor sorun yani. Ben yani de şimdi alfa bir beta olmadığı için alfada... Ben de şöyle bug'lı deyip bırakıyorum. Ondan sonra geri dönmeyi unutuyorum onlara. Yenisi geliyor. Bitirmek lazım. Bastion tamamen düzeltmişler mesela şu anda. Baştan sona oynanıyor. Daha ne yapıyor biz alfa oynarken? Sohbet ediyor bizimle. Muhabbet ediyorum ya. Hiçbir şey yapmıyorum valla. Çiçek falan azıcık topladım. Bir şey yapmadım. Daha ne yapsın?
Yayına iştirak ediyor koca yürekli kadın. Ay. Eda o telefon bir daha bir kırılsın. Aşkım bir şey yapmadım. Neredeydi ki telefon? Nasıl düştü? Yayın kurbanı olan telefon. Yok yayın kurbanı olmadı kedi şey. Kedi düşürmüş telefonu. Evet kedi düşürdü. Bak abi ya. Abi direkt şey eliyle itip attı mı? Baksana. Aynen öyle oldu da ben kalabalığa daldım burada. Look at her. Look. Dur bakayım DL falan vereyim. Annem güzel kızım benim. Güzel kızım benim. Kırıldım. Bu şey tam ilgilenmiyorsunuz benimle diye. Trip atıyormuş. Ha çok kötü olmamış derken bir darbesi var yani. Ha evet. Ama önceden darbesi vardı. Utku kaç senedir kullanıyorum bu telefonu öyle deme. Bari. Retro Paladin'im Shadowlands'te biraz sevgi istiyorum. şöyle arkadaşlar ben özellikle şeyi söyleyeyim. Dediğim gibi orta seviye yani semi hardcore heroic raiding yapan arkadaşlar için her sınıf zaten yeterince iyiydi. O yüzden Retro Paladin hele ki Red of the Lich King dönemine gelecek. Aura geliyor o yüzden gayet mutlu olabilir bence. Retro Paladin ne kadar çok ağladı değil mi o şeyde? Yani bayağı. Bu burada ne yapacağım ben hiç bilmiyorum. Ağladı derken kötü anlamda demiyorum yani üzüldünüz anlamda söylüyorum. Evet evet faydalı şeyler yani güzel şeyler geliyor. Bütün klaslara zaten çoğu PvP talenti geliyor eski utility talentler geliyor. Beta'ya geçtikçe onlar netleşir de şu anda değiştirip duruyorlar alfa olduğu için. Ne alt tarafta galiba alfa demiş. Alt tarafa baktım da ben de onun için. Göremedim bir şey. Şu anda bu karakterlerin de canı götünde. Selam kolay gelsin. Merhaba. Hoş geldin. Allah Allah. Hi. Yanlış yerde mi gösteriyor acaba? Mu? No. Eyvallah Eden Bey. Yok ciddiyim o konuda yani ben hani formlardan falan gördüğüm düşündüğüm kadarıyla düşündüğüm şey olmasın ya lütfen. Üzüldü. Allah aşkım tiplere bak. Alt tarafta değil abi üst tarafta. Look at them. Oh yeah. Fight now. Do it now. Do it now. Courage. Anlaşılan burada uçmayı açmak elzem olacak. O konu konuşulacak. Pazar günü arkadaşlar, detay vereceğiz. Detay verilecektir. Evet, o konuda da büyük Blizzard bizi aradı. Bir yılımız var yani. Blizzard bizi aradı, bilgi verdi birebir. Çünkü Utku... Aha da buldum. Dayıyı yarım saattir aşağıda arıyorum. Neredesin lan koçluk? Arkadaşlar kutu. Şu sorular hayat kurtarıyor. Şunu kim bulduysa teşekkür ediyorum. Aha. Çay dağıtmaya gidiyorum aşkım. Ay. Kılıp mı değiştirdin? Şöyle bir şey alırım ben ya. Kılıp mı değiştirdin sen? Yok karakter böyle aşkım. Tabii kılık değiştirdim bebeğim. Together side of that. Allah Allah. Aa şeydeki gibi. Race change vantage. Legion'da ne var? Nerede? Ama yok. Nerede görev yapıyorduk aşkım Legion'da? Bir yer vardı orada da değiştiriyorduk. Elflerin olduğu yer. Hatırlamıyorum ya. Böyle etrafı şeyle kaplıydı. Sesin az geliyor. Şeyle kaplıydı böyle. Bebeğim mutfaktan konuşursan mikrofon daha iyi algılıyor. Legion'da da vardı ya bir yere gidip görev yapıyorduk. İsmini unuttum haritanın. Böyle şey kılık değiştiriyorduk. Ha şey Suramar değilmiş. Ha Suramar of Utku. You. He know, al bak var zaten rest. Burada What are you hiding bak görüyor musun? Ha What are you hiding ya burada da mı var? O Suramar'ı ben çok sevmiştim. Ya, Suramar hakikaten insanlar bir sinir oldu falan ama çok güzeldi ya. Ben çok abi, sevdim bir şey söyleyeyim Suramar'ı. Üzerine bayağı çalışılmıştı. Bak, çok güzeldi. Revendred de öyle mesela harita olarak. Komple şehir ya bir de. Gelecek büyük ihtimalle gelecek arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Yani bu şeyde yani Shadowlands'a gelir mi bilmiyorum ama biz Shadowlands'tan sonra geri döneceğiz ya Azeroth. Ama bunlar gelir mi bizimle? Ya da tekrar bir Shadowlands expansion'ı gelir mi geri döndüğümüzde? Belki o zaman gelir falan. Ama nasıl yok. Bağlantı kuracaklar Azeroth'la buraya bilmiyorum. Zaten şimdi hikayeye göre aslında geri dönemiyoruz ilk gittiğimizde. Aynı şey gibi. Warlords zamanında da
Lore'da öyleydi. Gidince geri dönemeyecek şekilde gidiyorduk. Hı-hı. Normalde aslında yani şey mekanik olarak geri dönebilsek de Orgrimmar'a falan, hı-hı, hikaye olarak dönemiyoruz. Böyle bir durum var yani. Anladım. Anladım. Ya ben kedileri göstermek için uzak duruyorum da kavga şey yapıyorlar. Bakın arkadaşlar, 3 kedi kavga şey yapıyorlar. Yani feral fight. Aha geldi yanıma. Tamam gel hadi. Feral versus feral diyorsun. Evet. Sağda uçma yeri var. Aynen oraya döndüm. Sen nerede bu uçma yeri? Güzel soru. Aşkım var. Şey var mı burada? Orgrimmar'a geri dönemeyeceğiz arkadaşlar buradan. Biz burada Açıkçası şöyle o konuda Oribos'ta bir portal var. Ha evet. Ya işte aynı şey, mekanik olarak dönebiliyorsun ama hikaye olarak dönmüyoruz hikayede. O evden bak değil. Bir dakika, o zaman burada olmayacak mı şey? Ya bu adam geri zekalı bak. Gerçekten geri zekalı deyince kızıyor bana. Oğlum sen hastasın lan. Ya çocuk Eda, adam bak bir görev zinciri var, tamam mı, böyle 25-30 görevlik bir görev zinciri var. Aradaki bir tane görevinde bir şeyi bulamamış, onu soruyor. Lan ben nereden bileyim hangi görevdesin, hangi görevde kaldın, hangi görevin hangi itemini bulamadın. Lan manyak. Sana bak gittim bak ben çalışıyorum, o evde oturuyor Kupek. Tamam mı? Gittim çalışırken adama şeyini buldum. Adını sen söyle. Görevini. Görev zincirini buldum. Bak dedim, buradan bak tek tek hangi görevde kaldıysan oradan bul dedim. Teşekkür edeceğine. Gel bana yaptır mı diyor. Allah Allah. Şey var bir de. Hesabı vereyim, sen yapıver. Lütfen evde oturmuyor. Paralarımı sayıyorum. Bak işte. Finans var burada. Var. Olacak yani. Olacak. İllaki olacaktır diye düşünüyorum. Adam belki onunla ilgilen istiyor. Ya abi adam evime gel... Neyse. Bana diyor. Adama bir F-Traffic öğret bana dedim. Git Google'dan bak arkadaş bana ne dedi. Kavgada söylenmez. Ben de para saymasam tamam ama para saydığım için çok meşgulüm. Yoksa hemen yapayım sana. Ben de para saymasam. Ayıpsın, öyle bir şey söylemedim. Evet doğru. Direkt YouTube'daki linkleri attı, buradan bak dedi. O da daha bombastikmiş. Düşünsen aklına gelmez. Tebrik ediyorum. Yani bu şey herhalde ayıp olmasın işte, diye öğretmedim diyor. Hizmete alışınca böyle şey bekliyorsun ya. Kardeş, hayır bak şimdi yapın bana falan. Görkem, o kadar iyi niyetli bir insanım ki adam uğraşmasın diye diyorum ki bu tarz hani işte geçişleri şunları bunları ben öğreneyim şunu. Adama zahmet olmasın ben yapayım diyorum. O da diyor ki abi sen istediğin şeyi bana gönder ben yaparım diyor. Tamam mı? Bana yaptırtmıyor. Ha tabii senden daha iyi olurum diye. That was. Bunda anlaşıldı. Tamam. Buraya nereden gidiyorduk lan? Ha şurada asansör var. Selam abi, hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Utku, ben balık tutmayı öğretmem, kasa kasa balık veririm. Ver. Abi ver. Beni övme, paramı ver. Kahkülünü osurduğum ver. Şey Dardanel işte Westfall. Ton. Oğlum bir tane geçiş istedim senden. Yapmadın hala. Kavga. Niye? Ya öyle deme. Bir tane geçiş istedim. Ben yapayım Utku. Ver geçişi ben. Utku hiç işi bilmiyorsun. Bak millet şey abi yapıyor. Beğenmedim ki. Hangisini beğenmedim? Kanala abone olun. Konuşmanı. Mythic Plus boostlayayım falan yapıyorlar bak. Sen hiç işi bilmiyorsun ya. Diyeceksin yok, ki yok. Kanala abone ol, hemen questini boostlayın. Hayır diyeceksin. Hayır, o Serhat o. Onun yeri ayrı abi o zaten. Şu an geyik yaptığımıza bakma. Abi beğenmedin ki hangisi olsun. Ben de zaten başkasına laf sokuyordum ya, neyse artık. Utku Eda açık bu. Açık söylemek zorunda kaldım bunu. Eda bu Utku tam göt olmuş değil mi yani? Değil mi yani? Göt tübü diye bir şey söyleyeyim. Var. Açıkça söyleyeyim.
Ektevi var, var, var. Kasvetli ortamları var. Sevmiyorum. Böyle ağaçlı böcekli yerler yok mu? Var, var. Ama bu event de yok. Var, kesinlikle var. Mesela Ardenweald. Şey ol o zaman. Covenant olarak Ardenweald'ı seç. Shadowlands gelince. Tabii onu açar, herhalde açarlar ya ama beta'ya kalacak gibi onlar. Sen bana geldiğinde After Effect'i gösterme de pluginlerini yükle bana yeter. Ben az çok programın alt tabanını öğrendim. Sadece resim falan attığımda istediğim şekilde hani o belli template'leri editleyebileyim bana yeter. Ben baştan senin gibi efekt yaparak bir şey yapma niyetinde değilim yani. Oo, hadi bakalım. Yüksek video prodüksiyonlar kokusu alıyorum. Oh my god, tomorrow. Merhaba. Yok ya, Photoshop falan da bu öğretti bana ya. Of, canımı yıktı. Yalan yok aga, bakma atıştığınıza. Oh, it hurts. İp neye de yardımcı oluyorum böyle, buradan laf söylediğine bakma. Sen çok mu tatlısın ya, you little bastard. Oh my god, sen çişli misin? Sidikli. Template kullanırsan anında telif koyarlar. Yo canım, free template'ler var. Oh. I love you. Tamam. Bu şeyde çok muhabbet döndürdük. Bence YouTube'a şeyi atalım. O ilk konuştuğumuz yerler var, evet, ya. Evet, oraya atalım. Evet. Burayla ilgili de şey deriz. Yayın tekrar deriz. Öyle atarız. Bu insanları sıkmamak adına. Evet evet yani. Ha, After şey, Effect biliyorsanız şuradan para... mi diyorsun? Kazanabiliriz. Şey yapabilirsin. Şöyle abi. Yani görüntü ayrıca kullan. Alakasız görüntüler kullan. Üstüne sadece hikayeyi anlat. Sen konuşarak. Öyle olur. Ha yok ya. Kasmayacağım öyle. Şey. Anahtar yerleri gösterirsin bir işte. Followers kısmı falan. Yok yok. Şöyle, sen gelmeden önce biz yayında şeyi konuştuk. Adını sen söyle. İon'un açıkladığı şeyleri tek tek ele alarak konuştuk. Ha, tartışa okay. Tartışa. Görselleriyle, şunlarla bunlarla. İyi canım. O zaten başka da bir şey yok ki. Ha, onu şey yaparız. Bir de bu event klientini ayrı bir şekilde paylaşırız. Seha abi hoş geldin. Yayınlar. Shadowlands'ta AHA var mı? Şu an yok. Yok bunu. Ahiret sorusu gibi soru soruyor. Şeyde olacak. Oribos'ta olacak diyorlar da. Olmaya da bilir. Çünkü yeri var. Hazır. Zaten şey Trade District gibi bir şey var orada. Ama işte Orgrimmar'la Stormwind'e geri dönelim diye özellikle bırakabilirler. Zaten portallar, dönüyorsun hemen. Yani dönmesek daha iyi değil mi? Ben hikayeyle birebir olmak istiyorum. Ben hiç gelmek istemiyorum mesela buralara. İşte yani mekanik olarak bırakırlarsa öyle. Bırakmazlarsa o zaman... Arkadaşlar bizim kendi içimizdeki mekanikle ilgili size bir bilgi vereyim. Bu herkesi kapsıyor. Bizim sevdiğimiz, sevmediğimiz, yakın olduğumuz, uzak olduğumuz herkesi. Bizle ilgili bir sıkıntınız olabilir. Atıyorum iyi anlamda da kötü anlamda da. Yardım istiyor olabilirsiniz ya da bir yerde sıkışmış olabilirsiniz. Sadece Serhat'a söylemiyorum bunu. Arkadaşlar Discord'umuz herkese açık. Öyle... seçim falan da yapmıyoruz. Gayet buradan ünlem Discord diyorsunuz. Chat diye geliyorsunuz. Giriyorsunuz ve istediğiniz soruyu istediğiniz şekilde yönlendirin. Mutlaka 7/24 çok nadir boş kalıyor bu Discord. Şu anda da zaten ilgilenen varsa görür. Altlı üstlü kanallar dolu dolu. Herhangi bir oyunla ilgili herhangi bir şekilde ses var, görüntü. Evet, ayrıca gel. Sosyal medyadan falan da sorabilirsiniz yani. Evet. Hepimizin Twitter'ı var. Ya Facebook'u var. Görkem mesela çok şey bir insan. Yani yardım etmeye çok açık bir insan. Ben hiçbirisinin gelip yazdığını, sorduğunu görmedim yani. Abi bu nedir? Bu nasıl yapılır? Ha, ya da bize yani. Bakın, yabancılar beni resmen abuse ediyor yani. Facebook'tan bayağı teknik destek elemanı gibi yok, oldum. Yok yok, buradan sorun. Para isteyeceğim yani. Buradan da sorun. Yayından sormayın demiyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle, kovulan adam ben iş yerinde müdürümle toplantı halindeyken telefondan darlıyor. WhatsApp'tan nasıl yazıyor. Nasıl şikayet ediyorduk? God nasıl gideceğim şuraya diye. That's funny.
Müdürün mü ben mi? Ya sen tatlım ama tabii yani. O da ekmeğimi veriyor. Huyar adama bak lan. It's sugar daddy. Öyle demesek izliyor olabilir. Patron sugar daddy. O da güzeldi. Mesela şu tortuşları hiç göremedik. Tortuş. Ne kadar lan SSK primin? Şimdi söylemeyeyim yani. Üzülürsün. Ne kadar bir SSK primin? Söyle ulan. Maaşlı adam mı alacaksın? Sen hani geliyordun? Ağustos'ta. Hacı ben bununla bizim elemanın yanına kadar uçarım ya. Temel yürü bakayım. Oo süper. Geliyor mu abi acaba? Bayağı uçuyor mu? Kanat çırpıyor. Flap diyorsun. Bir zıplama efekti var. Shadowlands'ta uçma varmış. Taş atıyorum falan böyle kafalarına. Aa süper. Ya cidden bu şeydeki Mechagon'daki tutan sistemi devam ettirseler ya, bir jetpack olayı deli gibi tuttu. Yani onu niye yapmıyorlar? Belki yaparlar. Vallahi bilmiyorum abi, bir şey diyemeyeceğim. Pazar günü, pazar günü. Discord'dayım. Onu Mufinus yapmıştı, ona bir Twitter'dan. Yayın kanalına giriyorsun. Ya da gizli takipçi. Bak söylemeyeceksin değil mi? Alıyorum. Niye gizli takipçi diyorsun aşkım? Öyle mi? Öyle yazmış. Nasıl yani? Yo, sövebilir. Ben hiç yadırgamıyorum. Ama ben de sana söverim. Evet, geçici kanat ben de kesinlikle. Yok yok abi, oldu bu. Öyle yok, deme. Yok, öyle bir şaka yapıyoruz da oldu yani. Oldu bu yani. Şaka yapıyoruz. Adam ya hatta bir de şey dedi biliyor musun? Ya dedi, biz Twitch üzerinde böyle komik anlar toplayıp video yapıyoruz. İzin veriyor musunuz dedi. Oo. Ya benim sövmemi komik buluyor gerçekten. Gurur verici bir şey. Hayır ya, adam geldi sana sövdü ya, hatırlıyor musun? Ben de ona sövdüm. Ha işte öyle söylek oldu. Yalnız bu arada sövme eğitimini Utku'dan aldım arkadaşlar. Ya yürü git hele ya. Aynen öyle. Arkadaşlar. Seninki ister yolluyor. Herkes biliyor. Herkes biliyor bu kanalda neler olduğunu. Herkes biliyor. Herkes biliyor. Ben aslında çok minnoş bir Malatyalıydım. Beni bu hale soktu. Yine öylesin. Malatyalı ların ortak özelliği. Ben dedim abi. Bir dakika, escape deyince buraya mı veriyor beni? Utku deden yayın ekranında. Sen yayın ekranında yok musun aşkım? Ben yayını izlemiyorum arkadaşlar. Chat'e çık bende. Yok yok, buradayım buradayım. Al. Arada kaçıyoruz arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? İhtiyaç mı olsun? Koltuğu yırtıyor Utku. İyice cozuttu bunlar ya, Allah Allah. Ama bu koltukların artık gitmiş. At beni evden, at beni evden. Aa, deliriyorlar ya. Bunlar tam şey ya, ilgilen benimle dedim falan diyor ya. Kedilerde benim şirret kadın şeyi, aurası alıyorum bütün kedilerden. Dişi erkek fark etmez. Hepsi şirret bir kadın yani. Kör kızım. Yok ya, hiç çok tatlılar. Şu çok özel bir kedi ya. Ağızları böyle şey, mıncıklatan, böyle sevdiren, sırnaşık kedilere ya. Ben şu çok özel bir kedi arkadaşlar. Dedin öyle olacak. Evin Hayko Cepkin'i. Çok tatlıdır. Çok çok çok. İnanılmaz güzel bir hayvan. Kameram burada değil mi? Burada ya işte. Gözüküyor, Pakize gözüküyor. O, aynen Pakize. Evet. Hayko Cepkin. Tek gözü yok. Komple yok ama. Bir de beli böyle yamuk yumuk kaçıyor. Evet, yamuk. Zıplarken de böyle yamuk zıplıyor. Değil mi kızım? Merhaba de. Gideceğiz. Tamam, Lazer'e gidecek o. Annesi Lazer tutuyor, Lazer'e gidecek şimdi. Distraction var. Görkem abiyle kafamız rahat bizim. Altta tabii. Niye Zuldazar müziği var? Zaldazar yalnız ağzımıza dolandı iyice. Zaldazar'a geldim hoca. Yırtıcı hayvanlar. Bow müziği veriyorum. Bu yani öyle genel. Ortaya karışık.
Best of MF. Oha. Köpek sahipleri olarak. Ha. A, keşke yani köpek çok isterim. Arkadaşlar köpekler ama kediler gibi değil yani öyle yalnız bırakıp yani evet, gidebileceğiniz gidelim, şey değil. Aynen. Bayağı bildiğiniz evlat. Evlat. Hayır. Yok ya evlat. Hayır bunlar da evlat. Alakası yok. Hiç alakası yok. Katılmıyorum. Biraz daha kendi başına rahat kalabiliyor sadece işte. Evet tek olayı bu. Arkadaşlar gezdirilmesi lazım. Bir köpeğin hayatta en çok zevk aldığı 3 şey vardır. Yemek yemek, gezmek ve ya bebeğim gezdirme işini oynamak. Yaparız da hayvan ağlar evde. Aşkım tek başına gezdirme kalırsa. İşini yapamaz. Nasıl yapacaksın? Hayvanı alıyorsun. Bu hayvan anasından ayrılıyor da 3 aylık, 3,5 aylık. Tamam bebeğim bir yarım saat erken kalkarsın. Yarım saat işten geldikten hayır, sonra gezdirirsin. Hayır, hayır. 3 aylık, 3 de 6 arasında köpekleri günde 5 kez dolaştırmam lazım. Ki hayvan yok, tuvalet... Öyle bir şey yok. Hayır yok, hayvan yok. Tuvalet eğitimi alsın. Ben evime işletip sıçırmam yani. Benim var arkadaşlarım sadece hiç gezdirmeyen. Eve sıçırıyorlar, işletiyorlar. Ben yapmam öyle bir bizim, şey abi. Bizim Tarçın da öyle eve sıçıyor gayet. Ha ben yok sıçırmam eve. Gitsin geçsin yok. Ben kediyi nasıl temizliyorsun onu da temizliyorsun. Aynı mantık işte. Yok gitsin ya köpekse köpek gibi olsun. Ya bebeğim onlar da aşabilirsin bir şekilde de yalnızlığını aşamazsın. Tabii tabii yalnız kalmak o daha çok koyuyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Evi paramparça yapar. Paramparça. Hiçbir şey kalmaz. Yok yok. Yani 3-4 saate kadar iyi. 3-4 saatten sonra sıkılmaya başlar. Ama eğer ki böyle 7-8 saati geçirirsen yani bir mesai süresini bırakırsan ondan sonra tepkiye başlayalım. Başlıyorlar. Aha sinema. Ben yani şey. You mean you could seize the control. Bu ara ayaklanma vardı hatırlarsanız Raven Red'de evet. Oynarken söylemiştik. Bazı nasıl söyleyeyim günah liderleri diyelim. Bazı court liderleri dahil değildi bu ayaklanmaya. Şimdi onlara davetiye götürdük tek tek şey yapıp. Hatta biliyorsunuz önce tekiymiş. Karşı olduğumuz şeyleri aslında onların iyi olduğunu, onların zaten ayaklanmayı yönettiğini öğrendik. Onların tarafına geçtik ki Venter Covenant'ı da onlardan oluşuyor. Şimdi de şey işte arkadaki. Bunların niye yok aşkım şeyleri? Neyleri? Kanatları. Kanatlı değil zaten Venter ırkı. What about these are? O Draven ayrı bir şey o. Stone onlar yani taştan yapılma. Gargoyle misali. Bunlar bayağı bildiğin insan gibi işte. Ama haksızlık. Ya tipleri çok iyi yalnız ya. Evet evet çok güzel. Çok iyi yani. Ve şey bütün ırklar yani yakından böyle çalışılmış hepsi detaylı. Değil mi? Çok iyi. Bana başarılı olmuş ya. Şu anda toplanamadı çünkü üstünlüğün yok dendi. Büyük ihtimalle tekrar bir avantajı yok. Evet büyük yani. İhtimal ama bir şey olacak. Bu avantajı da öyle tahmin ediyorum ki abi şeyle yapacağız. Bu Restore Anima muhabbeti var ya. Aynen. Aa evet. Belli bölgeleri açtıkça evet renown muhabbeti arttıkça bir de bizim tarafa geçecek. Aynen öyle abi. Vallahi oyun oynuyoruz, takılıyoruz. Şey ben buradan bir atlarım oraya kadar giderim bak yemin ediyorum. Matrezimle benziyordu arkada duran ya. Evet aşkım onların köken olduğunu düşünüyoruz dedik ya olabilir öyle ya bir şey. Ya bunlar yaratlar natrezimler o zaman postaladılar böyle daştan. Evet. Bunu şey diyorlar. Venter o Covenant hikayesinin sonunda açıklanacakmış o. Ama söylenti halinde o yüzden kesin bilmiyoruz. Şimdi bunlar şeyler değil mi? Ancient çok çok eskiler yani. Evet. Evet evet. Yani buranın hikayesinin kökeni çok eskiye dayanıyor. Yani Azeroth is true. Ya şöyle söyleyeyim işte bu yeni ortaya çıkan mevzularla hani first ones'ları biliyor bu tipler. Evet. O zaman biz gerçek hikayeyi de öğreneceğiz Titanlar Titanlar hakkında bunlardan belki. Aynen öyle. Titanlar, Old Godlar, what the fuck they were doing. Biz işte zamanla açılacak diyor şey Murgard. Demiş ki Shadowlands'teki işte konu ilerledikçe bu şey content patch'lerle bütün bu hikaye yavaş yavaş açılacakmış. Aynı şey gibi War Campaign gibi bunu da aşama aşama her Covenant'ın kendi hikayesiyle paralel öğrenecekmişiz. War Campaign nasıl her kontentte biraz daha açıldı? Aynı mantık.
Güzel olacak. Bugün konsey yayını yok arkadaşlar. Bir event vardı. Bu eventi sizlerle paylaşıyoruz ve dünkü yayının detaylarını konuştuk. Konsey pazar günü, yani konsey gününde ve dahil olduğumuz etkinliğin içerisinde bulunan muhabbetleri Murat'aydı, açık edeceğiz. Buradaydı Corrupted Murat Alhan. Murat Alhan. Murat Alhan. Bir ara dördümüz de buradaydık, evet. Once upon a time. First. Ihlama limonu, evet. Ihlama limonumu içtim kaldım. Aa, bugün yeşilçay içtim ama. Sayılır mı? 60 level kim olur aşkım diyor. Yani kim yani olur benim, derken... Benim olamayacağım kesin. Ben o yüzden çok gerisiyle ilgilenmiyorum yani. Şey olarak mı soruyorsun? Klas olarak mı soruyorsun? Ha evet, bak şey. O da kesin bu arada açıklamışlar. 4 ayrı hikaye olacak. 4 ayrı yani karakterle aynı ancak oynayarak bütün hikayeyi görebilecekmişiz. Ama şey gibi işte bu. War Campaign'de 3 koldan oynadık ya. İşte Loyalist, Sylvanas Loyalist, Rebel veya Alliance olarak oynadık. Hı hı. Bu da aynı şekilde 3 yerinde 4 koldan olacak. Işte. Beta haftaya geliyor. Bakayım. Yani bayramda çok çok 14'ünde gelecek. 14 Temmuz. Çok ağır beta girişimleri. Aa, 15 Temmuz'da tatil. Zor yani. Takılırsınız. Bir karakter üzerinden yürürüz ama yani alfadaki gibi tek yeniden aynı haritaların hikayeleri ya da ilk izlenimlerden ziyade biraz daha betada neler var, neler gelişiyor gibi paylaşımlar yaparız. Beta'da en büyük avantaj karakterleri kopyalayabileceğiz. O yüzden kendi karakterimiz nasıl Shadowlands'te scale olacak falan onu görebileceğiz. Rahat oynanıyor mu falan test edebileceğiz. Dungeon'lara girebileceğiz. Daha bir. Şu anda mesela Alpha'da o kadar az insan var ki dungeon yapamıyorsun mesela. Olan dungeon'lara adam bulamıyorsun girecek. Yani zaten şey gibi düşün. Yani gene soul bind yapıyoruz şu an. Ya gene bu alfa beta muhabbetine geldik. Ya alfa arkadaşlar zaten dungeon meeting raid deneme yeri değil ki yani, değil mi? Ya evet, biraz daha böyle hardcore oyuncuların zaten dahil olacağı bir ortam olacak beta. Beta. Orada da evet. O tarz oyunculardan bilgiler akacak yani. Evet. Gerçek content mesela şu anda böyle open world content ve ana mekanik alfadaki böyle test edilen şeyde beta'da artık böyle dungeon, endgame, raid onların da hepsi böyle bir açılacak yavaş yavaş teste. Hepsini göreceğiz. Bu ara soulbind'lar yanımızda gezmiyor. Büyük ihtimalle sadece özelliklerini ediniyoruz ya. Evet ya, çok iyi değilmiş. Evet. Değinmesi yavaş gitti. Follower gibi değil yani. Ben de öyle bekliyordum ama öyle değil sanırım. Ya da bilmiyorum olacak mı? Yani öyle dedi ama şey, Ayon. Ben biz mi yanlış anladık? Sonra o açılan bir şeydir böyle hikayeyi bitirince falan. O da olabilir. Accuser bir yere gitti, beni oraya takip et dedi. Biraz uzayacak mevzu. Öyle bir şey demedi ya. Ne? Şey ben Marcus'a konuştum. Öyle bir şey demedi ya adam. Ne? Demiş ki çok fazla bug olacak. Hayır canım. Öyle bir şey demedi. Çok fazla bug yok canım. Alfa'da bile çok aslında böyle az bug oldu yani. Ama sen Alfa'dan bahsediyorsun. Alfa'yı söyledi. Alfa'da kaç bug ha, tabii. İşte... Alfa'da bug nispeten oluyor. Yani oynanmayacak kadar oluyor hakikaten. Mesela şey Bastion'ı 3 kere de falan ben önce bitirebildim. Ya senin söylediğin mevzu şu işte. Şu 60 tane şey 60 bin tane bug bulduk o muhabbet. Aha evet rapor. Bir de şey. O tabii, şey mi? Beta için değil. Testersin yani evet. Sonuçta bug raporu vermen lazım. Aynen. Hah işte aynen. 64.440 in-game bug reportu yapıldı. Ve sayısız feedback verildi falan diye dönüş yapıldı. Şey dedi bir de 1600 tane şey tek hata bulmuşlar. Evet tek hata doğru. Individual yani şey değil. Benzer değil. Evet ve bu reportlar sayesinde bulmuşlar onları. Bir de şey de güzel tabii. Şimdi sadece bug reportlamıyorsun. Oraya suggestion da yazıyorsun işte öneriyorsun.
bu görevde şöyle oldu işte, kesecek adam az daha hızlı respawn olsun falan filan. Ha orada İon eğer söylediği cümle buysa direkt şey işte, hani beta'da bug'ın olabileceği uyarısı o. Hani oluyor canım illa. Endgame bir şey beklemeyin tarzı bir uyarı. Tabii yok. Ya bu ne ya, bu ne biçim beta ya? İnanılmaz bug var abi. O uyarıyı yapmak zorundalar. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar, hani biz de alfa yayınları yaparken videoları hazırlarken sizlere mutlaka cümleler içerisinde şu şekilde belirttik. Bu bir alfadır. Her şey değişebilir. Sorunlar yaşanabilir falan filan diye bunun uyarısını ve duyurusunu yapmıştık hatırlarsanız. Bu beta değil, alfa da değil. Böyle ara bir event arkadaşlar. Şöyle ben pozisyonumu alayım. Castle Netrian'ın heykelciğinin önünde. Take your position. Evet, event realm diye geçiyor zaten. Evet. Yani bu yarın akşam bitecek arkadaşlar bu mevzu. O yüzden biz de yarın akşam yayın günümüz olmayacak. Biraz dinleneceğiz. Evet arkadaşlar. Pazara saklayacağız kendimizi. Arada eğer şey yapabilirsek Diablo falan, evet, ya da Diablo bot falan açabiliriz. Ama event realm'i zaten içeriği de çok 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 derin değil. Sadece İon'un açıkladığı geliştirici güncellemesiyle gelen bazı features'ları, işte etkinlikleri görebilmemiz için hazırlanmış ön bir etkinlik klienti diyelim, ya da etkinlik şeyiydi, oyunuydu. Zaten çok da küçüktü, boyutu da çok küçüktü. Onları da gördük, sizlerle de paylaştık. Sorularınız oldu, aldık, onları da cevapladık elimizden geldiğince. Umarım hoşunuza gitmiştir diyelim arkadaşlar. Bizden bu akşamlık bu kadar. Şöyle dur bakayım, Eda da orada. Zuhbet ekranımıza geçelim. Ben duruyordum. Arkadaşlar bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kaçıyoruz biz. Müsaadenizi istiyoruz. Hadi arkadaşlar, bay bay. Pazar günü kendinize mutlaka saat 9.30'da buradayız. Arkadaşlar konsey yayınımız olacak. Morgan Day ile yaptığımız söyleşi, Morgan Day ile yaptığımız röportajın detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ve Shadowlands ile alakalı birçok düşüncemizi, teorimizi de sizlerle paylaşacağız. Pazar günü muhteşem Lore Konseyi Shadowlands özel yayınını kaçırmıyoruz arkadaşlar. Ve takipte kalıyoruz Ice Story Lux'a bütün sosyal medya mecralarından. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi geceler. Bye bye. İyi geceler renk rüyalar. Sağ olun zamanınız için.